Arkadaşlar mimarlık için bir tüyo size. Biraz önce yayından önce de söyledim. Hollanda'dan bir arkadaşım geldi, bir iş insanı. Dedi ki Hollanda'da bütçe fazlası var. 85 bin tane bina kentsel dönüşüm. Yenilenecekler, yıkıp yeniden yapacaklarmış. Avrupa'da binalar yaşlı. Aslında evet. Bu tür alanlarda okuyan arkadaşlarımız için Avrupa'da bir pazar. Ama Avrupalı iyi eğitim ve kalifiye eleman istiyor. Yani hani tabii. Mutlaka orada çalışacaksanız gerçekten iyi insanlar alıyorlar. Hani bunu Avrupa'da sanki çalışmak zormuş gibi geliyor arkadaşlarım ama değil. Hani mesela Melike gidecek şimdi. Danimarka'ya mı gidiyorsun? Danimarka'ya gidiyorum. Orada çalışacaksın, para kazanacaksın. Tabii, evet, para kazanacaksın. Zorluyoruz. Murat ne güzel konuştuk değil mi? Bir de alt sınıftaki öğrenciler için doğru ve güzel bir örnek. Evet. Teşvik etme açısından. Evet. Evet. Tabii. Aslında her üniversitede, devlet üniversiteleri dahil bu şekilde hani kendi alt sınıftaki öğrencileri bile doğru yönlendirseler hem yurt dışı bağlantısı, hem akademik başarı, hem dil öğrenme. Çok. Bence kendi ülkemizde güzel bir etkileşimle daha da yukarılara doğru çıkarız diye düşünüyorum. Şimdi konuşurken bu cümle geçti içimden. Harika bir şeye değiniriz. Melike mesela geçen sene bizim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine bir konferans verdi. Evet. Yazın yaptı, stajyer aldı. Nasıl buldu, nasıl başvurdu, deneyimi nasıldı diye. Çok önemli. Bunları, çok önemli. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor bir noktadan sonra. O zaman o bölüme istemeyerek geldiğini düşünen öğrenci bile ben iyi ki buradayım der gerçekten. Evet. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Yeni nesil bilgiye ulaşma konusunda bizden çok becerikli. Şimdi Melike hepimizden çok daha ileride. Ondan sonra gelenler ondan da ileride. Tabii, hangi bilgi daha kıymetli? Ama şu var, biraz kolaycılık. Somut bilgiler daha kıymetli bizim için. Yaşayan insanlar. Örnekleme her zaman daha iyi.